Sevgili öğrenciler merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 3. sınıf matematik zaman ölçme konu değerlendirme etkinliği yapacağız. Kaynak olarak Milli Eğitim Bakanlığının sizlere dağıttığı çalışma kitabını kullanacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıda verilen saatin gösterdiği zamanın okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Saatimize bakalım. Şimdi akrep burası, yelkovan da burası. Akrep saati gösterir, yelkovan ise dakikayı gösterir. Şimdi saati kaçı gösteriyor akrep? Biri geçmiş yani birden sonra bir saat olacak. Yelkovan ise 4'ü gösteriyor ve her rakamın arası 5 dakika olduğuna göre 5, 10, 15, 20. Bu saat biri 20 geçiyor diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? 1 yıl eşittir 50 hafta. 50 hafta değil 1 yıl 52 haftadır. 1 dakika 60 saniye. Bu doğrudur. Şimdi sonrakine de bakalım. 1 yıl 300 gün demiş. Eşittir 300 gün demiş. 1 yıl 300 gün değil. 365 gün 6 saattir. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Zeynep'in evi ile market arası 550 metredir. Dakikada 50 metre yürüyen Zeynep Market'e gitmek için saat 15'te evden çıkmıştır. Market'te 2 dakika kalan Zeynep başka hiçbir yerde oyalanmadığına göre eve saat kaçta dönmüştür? Şimdi şöyle kafamızda canlandıralım. Burası Zeynep'in evi olsun, şurası da market olsun. Market'ten eve gidiyor, daha sonra da geri dönüyor. Şimdi şurası Zeynep'in evine Z diyelim, market'e de M diyelim isterseniz. Şimdi burası ne kadarmış? 550 metreymiş mesafe, 550 metre. Dolayısıyla 550 metre gider, 550 metrede döner. Ama 1 dakikada 50 metre gittiğini de biliyoruz o zaman 550 metreyi kaç dakikada gider bulmak için 550'yi biz ne yapabiliriz 50'ye bölebiliriz sevgili çocuklar. 550'yi 50'ye bölerken 5'te 50 yoktur 55'te 50 bir kere vardır bir kere 50 50 yapar daha sonra 0'dan 5 çıktı 5 5'ten 5 çıktı 0 0 aşağı indik 50 de 50 bir kere vardır bir kere 50 50 yapar direkt hani kolay e, hızla yapıyorum çünkü biliyorsunuz artık bunun nasıl yapılacağını 0 0 şimdi ne kadar sürmüş 11 dakika sürmüş markete gidişi e bir de dönüşü var bunun 2 e, dakikada oyalanmış o zaman 11 artı 11 artı 2 dersek eve ne kadar e, zamanda döndüğünü yani kaçta döndüğünü bulabiliriz 1 1 daha 2 2 daha 3 4 e, yapar 4'ü şöyle yazalım şimdi buradan onlar basamağına geçeceğiz. 1, 1 daha 2. Burada onlar basamağında herhangi bir rakam olmadığı için 24 yazacağız. 24 dakika sürmüş markete gidip gelişi. Kaçta çıkmıştı? 15'te çıkmıştı. O zaman 15'te çıktığına göre ve 24 dakika sonra döndüğüne göre 15-24'te evde olur. Evet dördüncü soruya baktığımızda bir tablo görüyoruz. Tablomuzun adı neymiş? Yurt dışına çıkış ve yurt dışından dönüş günleri. Şimdi sorumuza bakalım. Aynı il içinde yurt dışına çıkan Eda, Ece ve Can'ın yurt dışına çıkış ve yurt dışından dönüş zamanları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yurt dışında en çok kalan kimdir? En çok kalanını bulacağız bunlardan. Şimdi en çok kalanı nasıl bulabiliriz? Dönüş gününden çıkış günü arasındaki farkı bularak bunu bulabiliriz. En çok kalanın kim olduğunu. Eda 16 Ocak'ta gitmiş 11 Mart'ta dönmüş. Tabi burada bilmemiz gereken bazı şeyler var. Nedir? Ayların kaç gün sürdüğünü bileceğiz şimdi Ocak ayı kaç gündür Ocak ayı 31 gündür arada bir de Şubat ayı var 28 ya da 29 olur biz 28 kabul edelim şimdi e, Ocak'tan kaç günümüz var 31 Ocak e, Ocak ayı 31 gün sürer ve dolayısıyla 31'den 16'yı çıkardığımızda 15 gün vardır Ocak ayından Şubat ayı 28 gün otomatikmen şöyle hepsini yazabiliriz buraya Mart ayında 11 günümüz var 11 günü de şöyle ekleyelim ve toplam işlemini yapalım. 5, 8 daha 13, 1 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 1 de eldemiz vardı 5. Şimdi EDA ne kadar kalmış? 54 gün kalmış. Şöyle yanına yazalım isterseniz ileride lazım olacak bize. ECE'ye bakalım şimdi. ECE 24 Haziran'da gitmiş. Ne zaman dönmüş? 24 Haziran'da gidip 16 Ağustos'ta dönmüş. Haziran ayımızda 30 gün sürer. 30'dan 24'ü çıkardığımızda 6 gün buradan var. Şöyle yazalım 6'yı. Temmuz ayımız var bir de arada. Temmuz ayımız 31 gün sürer. Onu da şöyle yazalım. Ve Ağustos'tan da 16 günümüz var. 16'yı da şöyle yazıp toplama işlemini gerçekleştirelim. 6 bir daha 7. 6 daha 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var. 1, 3 bir daha 4. Bir de elde vardı. 5, 53 gün olur. O zaman Ece ne kadar kalmış? 53 gün kalmış. Şimdi geriye kim kaldı? Can. Can ne kadar kalmış? Ona bakalım isterseniz. Can'ın kaldığı süreyi bulmak için de. Eylül ayına bakmamız lazım. Eylül ayı kaç gün sürüyordu? 30 gün sürüyordu. Şimdi 30 gün sürdüğüne göre 30'dan 8'i çıkarırsak 22 gün burada var. Şöyle yapalım. Eylül'den sonra Ekim gelir. 31 de burada var. 22 ile 31'i toplayarak bunu kolaylıkla bulabiliriz. Toplarsak 2 bir daha 3 yapar. 3 2 daha 2 3 daha daha doğrusu 5 yapar. 53 bu da kaç gün kalmış? 53 gün kalmış. Şimdi buna göre baktığımızda 54, 53'ten büyük olduğuna göre en fazla kalan Edadır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Saat 20.30'da uyuyan Cevdet 9 saat 30 dakika uyuduğuna göre saat kaçta uyanmıştır? 22.30'da uyumuş, 9 saat 30 dakika uyanmış. Uyumuş, kaçta uyanmıştır diye bize soruyor. Şimdi bu tür soruları iki yoldan yapabilirsiniz. Direkt 9 saat 30'u 22.30'a eklersiniz. Bulduğunuz sonuca göre işlem yaparsınız. Şimdi onu yapalım ilk önce isterseniz. 22 30 ve altına 9 saat 30 dakika diyelim. Şöyle toplam işlemini yapalım. 0, 0 daha 0, 3, 3 daha 6, 2, 9 daha 11, 11'in 1'i elde var. 1, 2 ekledik. 3, 31, 60. Şimdi bu 60 dakika 1 saat olduğu için bunu buraya ekledik. Burası ne oldu? 32 oldu. Peki bizim 32 diye bir saatimiz var mı? Yok. Ama bir gün 24 saattir. 24'ü 32'den çıkarırsak saat kaçta uyandığını kolaylıkla bulabiliriz. 2'den 4 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 12. 12'den 4 çıktı. Burası 8 kaldı. Burada 2 kalmış. 2'den 2 çıktı. 0. Yani 8, 0, 0 diyebiliriz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Başka nasıl yapabiliriz bunu? Başka şu şekilde yapabiliriz. O zihninizde daha kolay canlanabilir. Uyuduğu saat ne zaman? 22, 30 şu şekilde belirtelim. Ve şöyle uyduğu süreyi de şu şekilde bir çizgiyle gösterelim. 9 saat 30 dakika uyumuş. Şu şekilde gece 24 olduğunda ya da 00 olduğunda Saat tekrar birden itibaren devam ediyor. Şimdi 22.30'dan 24'e kadar ne kadar zaman var? Burada 30 dakika eklediğimizde 11 olur. 1 saat daha eklediğimizde 12 yani gece 24 olur. Şurada ne kadarlık bir zaman var? 1 saat 30 dakikalık bir zaman var. E şuraya da 0 yazalım başına. Şimdi bu kalan zaman nedir peki? Şimdi 9 saat 30 dakika uyumuş. Kalan zaman ne kadardır o zaman? 8'dir. Yani 24'ten 8'e kadar geçen zamanda saat 8.00 olarak ifade edilir. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir otobüs durağına her 60 dakikada bir otobüs gelmektedir. Bu durağa birinci otobüs saat 6.30'da geldiğine göre 4. otobüs saat kaçta gelir? İlk otobüsümüz saat 6:30'da gelmiş. 60 dakikada bir demek ne demektir? Saatte bir demek aslında. İlk otobüsümüz 6:30'da geldiğine göre şöyle bir yapalım. Birinci otobüsümüz şöyle ok çıkaralım ve buna birinci diyelim. İkinci otobüsümüz 07:30 olur. Şuna ikinci diyelim. Üçüncü şöyle ve dördüncü de şöyle yazalım. Üçüncü otobüsümüz 08:30 olur. Son otobüsümüz yani dördüncü otobüsümüz ise 09.30 olur. Yani 4. otobüs sa geldiğinde saat 09.30 olur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Samet 2 saat 40 dakika süresi olan bir filmi hiç ara vermeden izlemiştir. Film sona erdiğinde saat 22.50 olduğuna göre Samet filmi saat kaçta izlemeye başlamıştır. 22.50'de bitmiş filmimiz ve 2 saat 40 dakika sürmüş film hiç ara vermemiş. O zaman kaçta izlemeye başladığını bulmamız için arada bir mesafe vardır, zaman vardır, süre vardır yani. 22.50'den 2 saat 40'ı çıkarmamız lazım 2 saat 40 dakikayı çıkarmamız lazım. Ve bunları alt alta yazarken şuna dikkat ediyorsunuz. Dakika ve saati mutlaka noktayla birbirinden ayırıyorsunuz. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 4 çıktı 1. Noktayı koyalım. 2'den 2 çıktı 0. 2'nin altında 0 var. 2'den 0 çıktı 2. Yani 20 onda izlemeye başlamıştır. 8'i 10 geçe. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Ankara'dan 23'te hareket eden bir otobüs ertesi gün 5.20'de Adana'ya varmıştır. Buna göre otobüs Ankara'dan hareket ettikten ne kadar süre sonra Adana'ya varmıştır? 23'te hareket etmiş, ertesi gün 5.20'de Adana'ya varmış. Bize neyi soruyor? Ankara'dan hareket ettikten ne kadar süre sonra Adana'ya varmıştır? 23'ten 24'e kadar yani gece yarısına kadar 1 saat var. 24'ten ertesi gün dediğine göre artık 5.20'ye kadar 5 saat 20 dakika oradan geçmiş. 1 saat buraya eklersek 6 saat 20 dakika olduğunu bulabiliriz. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Şöyle isterseniz göstereyim hani şekil olarak kafanızda canlansın. Şurası 23 otobüsün hareket etme saati. Şurası gece yarısı 24. Şimdi burada ne kadar zaman geçiyor? 1 saat zaman geçiyor. E 5.20'de nereye varmış? Adana'ya varmış. Şöyle 5.20 diyelim. Şimdi buradaki süre ne kadar? 5 saat 20 dakika. Yani ona biz ne yaptık? 1 saat ekledik. 6.20 oldu sevgili çocuklar. Bozuk bir saat her gün 4 dakika geri kalmaktadır. Buna göre saat ayarlandıktan 15 gün sonra 13'ü göstermesi gerekirken kaçı gösterir? Yani 4 dakika geri kalıyorsa bir günde 15 günde kaç dakika geri kalacağını bulmak için 15 ile 4'ü çarparız. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 60. Yani 60 dakika geri kalması gerekecek. O da 1 saate denk gelir. 1 saat öncesi de kaçtır? 12'dir. Yani normalde 13'ü göstermesi gerekirken 12'yi gösterir. Günde 4 dakika geri kaldığı için. Derslerin 40, teneffüslerin 10 dakika olduğu bir okulda dersler saat 8'de başlamaktadır. Her dersten sonra teneffüs olduğuna göre öğrenciler ikinci dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Şimdi dersler 40 dakika, teneffüsler 10 dakikaymış. 8'de başlamış, ikinci dersten çıktığında diyor. Şimdi 40 da, 2 ders 80 dakika yapar. Şöyle yapalım isterseniz. 40 çarpı 2 diyelim alttan. 2 kere 4, 8 bir de 0 ekledik. 80 dakika ders. E şimdi ikinci dersten önce bir de teneffüs veriyorlar. 10 dakikada o. Onu da şöyle eklersek ne olur? 90 dakika geçmiş olur. Peki 90 dakikayı nasıl ifade ederiz? 1 saat 30 dakika olarak ifade edebiliriz. Şöyle 1 saat 30 dakika olarak ifade edebiliriz. 8'de başlayıp 1 saat 30 dakika sonrası ne olur? Başladığına göre dersler. 8 şu şekilde yazalım. 0 0 1 30. İsterseniz bunların önüne 0 da koyabilirsiniz. Ama sonucu değiştirme için gerek yok. 0, 0, 3 daha 3 yapar. 8, 1 daha 9 yapar. Yani 9, 30. Bu nedir? A şıkkıdır. Doğru cevabımız. 11 ve 12. soruları yukarıdaki takvime göre yanıtlayınız. Şimdi 11. sorumuza bakalım ilk önce. Ağustos ayından önceki ay hangi günle bitmiştir? Ağustos ayına bakalım şimdi. Ağustos ayı ne zaman başlamış? Pazar günü başlamış. O zaman Ağustos'tan önceki ay yani Temmuz ayı hangi gün bitmiş olur? Cumartesi günü bitmiş olur. Çünkü bu pazar günü başladığına göre o da cumartesi biter. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Zafer Bayramı haftanın hangi günü kutlanmıştır? Zafer Bayramını biliyoruz. Hangi gündür Zafer Bayramımız bizim? 30 Ağustos'tur. Dolayısıyla 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Pazartesi gününe denk geliyor. O zaman 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanmış diyeceğiz? 30 Ağustos Zafer Bayramı pazartesi günü kutlanmıştır diyeceğiz.